Sevgili dostlar, 24 Ağustos Pazartesi günden hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Güzel başlayalım Pazartesi günü. İnşallah hepimiz için iyi bir hafta olur. Biliyorsunuz 7 Ağustos'ta bana koronavirüs teşhisi konmuştu. Video çekmelerime ara verdim. Zira benim yüksek ateşim vardı, sesim çıkmıyordu, titremelerim geliyordu. Ve 15 gün evde tecrit edilmem gerekiyordu. Yani sokağa çıkmak ve insanlara karışmak bulaşıcı bir hastalık olduğu için yasaktı zaten. İmzalı kağıt alıyorlar bizim elimizden hastanede. Vitamin verdiler korona eczanesinden. Eve geldim. Kendim bazı yöntemlerle de bu hastalığı kısa sürede atlatmaya çalıştım. Halen yani devam ediyor hastalığım ama 5 gün içerisinde tecrit sürem bitecek. Yani 5 gün sonra dedi doktor karışabilirsin dedi insanların arasına. Tabii maske takmak suretiyle, sosyal mesafeyi korumak suretiyle bu herkes için geçerli. Hastalık olsun olmasın herkes için sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Ben hastalıkla dost olmaya çalıştım. Dedim ki sevgili koronavirüs sen bende geçici bir misafirsin. Beni çok yordun. Artık gitmen gerekiyor. Işığa git dedim. Onu sanki başka bir kıtaya giden, başka bir evrene giden bir varlıkmış gibi düşündüm. Ve hoşça kal dedim ona. Seni dedim sevgiyle gönderiyorum. Artık bana zarar veremeyeceksin dedim. Ha, kolay bir süreç geçirmedim. Hala da diz ağrılarım, eklem ağrılarım devam ediyor. Gözümdeki konjüktivit geçmiş değil. Gözde özellikle çok hasar bırakıyor. Kulak ağrılarım devam ediyor. Ama çok şükür 5 gün sonra yasağım kalkıyor. Ateşim düştü dostlar. Daha önce de söylediğim gibi karate vuruş noktalarına günde bağışıklık sistemi güçlendirmesi için vuruşlar yaptım. Tibüs bezi bölgesine 21 kere vuruş yaptım. 21 kere dalak bölgesine vuruşlar yaptım. Bu küçük Ebruli kitabından, şifa kitabı, beyaz şifa kitabından, Nilgün'ün kitabından böyle olumlamaları okudum. Bakın vuruş noktaları burada bildiriliyor sevgili dostlar. İyice bakın. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için her türlü hastalıkta, viritük hastalıklarda, kanser gibi hastalıklarda ya da psikosomatik olsun, psikiyatrik bütün rahatsızlıklarda timüs bezinin uyarılması, dalak bölgesinin uyarılması bizim hastalığı rahat atlatmamızı sağlıyor. Bunu söyleyeyim. Ve bazı böyle afirmasyonlar, olumlamalar yaptım. Bunlardan birkaç tanesini sayıyorum. Kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Hastalık konusunu kabul ediyorum ve iyileşmeye niyet ediyorum. İstekli ve yeterliyim. Sağlıklı olmaya layığım. Ben sağlıklı olmayı hak ediyorum. Bedenimin iyileşmesine izin veriyorum. Bedenimi seviyorum ve onu korumaya niyet ediyorum. Doğuda bir söz vardır benden çok duyarsınız. Doğuda dediğim hani Uzak Asya'da, Hindistan'da olsun, Nepal'de, Katmandu'da olsun. Bedenine iyi bak ki ruhun orada oturmayı istesin derler. Ben de aslında bedenime eziyet yaptım. Mesela fazla kilolarım var. Omurgama eziyet. Eklemlerime eziyet. O yüzden sevgili bedenim senden özür diliyorum. Bir an evvel fazlalıklarımı göndereceğim. Onları sevgiyle göndereceğim. Omurgamı rahat ettireceğim diyorum. Çünkü ben bedenimi seviyorum. Ruhum orada huzur bulsun istiyorum. Bedenlerimiz bizim evlerimiz. Evimizi kirli tutarsak, onları tıka basa eşyalarla doldurursak orada oturmak ister miyiz? Hayır. Ruhumuz da bedenimizde oturmak istediği yeri temiz olsun ister, sağlıklı olsun ister.
Her şeye rağmen hastalıkların psikosomatik sebepleri tamamıyla bizler yaratıyoruz. Ben de mesela omurga eriliği vardır. Hastalıklarımdan birisi. Hep kararsız olmamdan kaynaklanıyor. Hiçbir konuda karar vermekte böyle zorlanıyorum. Bakmayın öyle gürül gürül konuştuğuma, harıl harıl. Aslında kendime böyle zaman zaman kendime güvenimi kaybediyorum. İkilem içerisinde kalıyorum. İki duygu arasında kalıyorum. Ailevi sorunlarımı böyle bedenime yansıtıyorum. Bunları yapmamam gerekir. Omurga eriliği bir kere girdi %12-13 şu anda. Ağrıdan sızıdan duramıyorum. Halbuki akışa bıraksam, güveniyorum desem, en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir desem, ben bunları çözeceğim. Ama diyorum, bilinçaltımı da aktive ediyorum, bilinçaltımı da temizliyorum ve omurga eriliğimi de yeneceğim dostlar. Sportif hareketler yapacağım, kararlarımı yerinde ve doğru alacağım. Yanlış da olsa bu karar sizin olsun dostlarım. Kararsız kaldığınız anda ne yapıyor evren? Sizi böyle adeta sınava tabi tutuyor. Omurganda eğrilik yapıyor. Baş dönmesi yapıyor. Meniyer yapıyor. Solunum sistemi hastalıkları yapıyor. Bunları yenmek elimizde. Doğru kararları doğru yerde doğru zamanda alacağız. Her şeyden evvel de hayatımızın sorumluluğunu üzerimize alacağız. Hayatımızda her şeyin sorumlusu kendimiziz. Kimseye suç atmayalım, kimseyi suçlamayalım ve her türlü sorumluluğun sebebi biziz dostlar. Onu söylemede de demeyeceğim. Ne diyorduk? Hani Anadolu insanı diyor, insanın kendine verdiği zararı dağ taş verse birikse yapamaz der. O yüzden hatalarımızı görelim, hatalarımızı tekrar etmeyelim ve kendimizi bağışlamayı seçelim. Sevgili dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün kahve falı var. Tarot var ve klasik tarot var. Hangisini isterseniz seçin. Klasik tarot mu? Laro tarot mu? Laro tarot. Klasik tarot ve kahve falı. Kahve falından başlıyorum. Aziz dostlarım. Kahve falını seçen sevgili dostlarım. Bir hayli kararsız kalmışsınız siz de benim gibi. Ama kararlarınız yerinde ve kararında olacak. Kararlarınız böyle bir ölçü dahilinde gerçekleştireceğiniz idealleriniz var. Bunları harekete geçirmişsiniz ve yakın tarihte bunları sonuçlandıracaksınız. Bir ev almamı, bir arsa almamı, arabanızı yenileme olayımı bunu gerçekleştirdiğinizi görüyorum. Adeta dünyayı elinize almışsınız ve ne yapıyorsunuz? Dünyaya hükmetmeye çalışıyorsunuz. Bu hastalık beni yenemez ya da işte bu kadar insan beni yenemez diyorsunuz. Bilemiyorum. Birileriyle mücadeleye girmişsiniz. Girdiğiniz mücadelede olumlu neticeler alıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ben daha henüz yıkılmadım, ayaktayım diyorsunuz. Hiç kimse beni yıkamaz diyorsunuz. Bu kahve fincanını bakan her kimse akrep burcu, yengeç burcu olabilir, kova burcu olabilir. Yıkılmadım, hayattayım diyeceksiniz. Güneş sizin için bir kez daha doğacak. Bakın, şurada ben ekranda görüyorum. Kapkara olan yüreğiniz açılmaya başlamış. Ama bunu ince matematiksel hesaplarla yapmışsınız. İnce hesaplarla ve hayatı planlayarak yapmışsınız. Planlarınızı tek tek hayata geçireceğinizi görüyorum. Küçük kalabalıklarda büyük işler yapacaksınız. İş yeriyle ilgili sıkıntılarınız gidiyor. Üç vakte kadar gözünüz aydın diyorum. Şöyle söyleyebilirim, iş yeriyle ilgili sıkıntıları olanlar halledecekler, çözecekler. Ama işim yok benim diyorsanız işiniz de hazır. İşi olmayanlara da bu ayın önümüzdeki Eylül ayının 3'üne 13'üne dikkat etsinler. İşle ilgili sözleşmeleri hazır. 3 kişi yola gidiyorsunuz ve yoldan sevinçle döndüğünüzü görüyorum. Hiç merak etmeyin.
Kocaman bir yaşam ağacı çıktı. Bakın görüyor musunuz? Kocaman bir yaşam ağacı. Yaşamda her istediğinizi elde edeceksiniz. Gözünüz aydın diyorum. Ve melek kartı bakalım ne diyor bize? Kabuğunu kır diyor. Sevgili baş melek Haniel, içinde bulunduğum bu sıkıntılı durumun geçmesi için bana yardım et. Senin yardımına ihtiyacım var diyebilirsin. Laro tarotu seçenlere okumalarımı yapıyorum. Bütünün hayrına ve sizin hayrınıza olmak üzere. Bir, iki ve üçüncü deste. Laro tarot benim en çok sevdiğim tarotlardan birisidir. Yüreğin çölleşmiş, yüreğin bir hayırlı, sıkıntılı, ne yapacağını, ne edeceğini bilemiyorsun. Aldığın kararlar böyle sana uymayabilir ve araç olarak çıkıyor. Şu anda bazı sihirli bir dokunuşa sahipsin. Neye dokunsan gerçekleştireceksin. Masa başında bir iş yaptığını görüyorum. Ve resmi bir evrakın var, onu da çözeceksin. Resmi evrak çözüldüğünde ya bir satış ya bir herhangi bir güzellik seni buluyor. Bolluk ve bereketin sana doğru aktığını görüyorum sevgili dostum. Laro tarotu seçenlerin günü bugün. Zenginlik, para, mülk aniden gelecek. Çok güzel Laro tarotu seçenler. Ve hafifle diyor. Yüklerinden hafiflediğinde evren sana istediğini verecek. Sevgili baş melek Ariel, lütfen benim fazla yüklerden arınmama yardım edin. Ya fazla kilonuz vardır, vereceksiniz. Ya fazla acınız vardır, acınızı hafifletecek. Sevgili baş melek Ariel diyor ki, acını ben hafifletmeye hazırım. İnşallah. Ve klasik tarotu seçen sevgili dostlarım. Bakalım onlara evren ne mesajı veriyor. Aziz kartı Boğa burcuyla betimlenir. Boğa burcundan ya da Akrep burcundan bir insanla bir görüşmeniz var. Görüşmeniz çok olumlu neticelenecek. Yıl sonuna kadar iki tane anahtarınız ev ve araba ya da ödeyemediğiniz bazı borçlarınız var. Onları kısa sürede ödeyeceksiniz. Parasal yönden büyük kazancınız var. Ya ev ya bir arsa alımı ya da işte arsanız vardır satarsınız evde değerlendirirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. İki vakte kadar büyük bir geçişiniz var ve bekar olanlar, klasik tarotu seçen bekarlar, aşk teklifiyle karşılaşacaksınız. Bekar erkekler, sizin de birisine duygusal bir hani ilginiz olabilir. Uzaktan uzağa seviyor olabilirsiniz. O insanla konuşma fırsatı yakalayacaksınız. Aksi olan bu bayan size karşı çok çok nazik davranacak. Onu söyleyebilirim. Ve telepatik manada onunla güç ve kuvvete gireceksiniz. Dilekleriniz gerçekleşecek. Yüreğinizdeki fırtınanın dindiğini, karşı cinse karşı sevginizin, aşkınızın ifade edebileceğinizi söyleyebilirim. Çok güzel bir telepatik bağ kurulacak. İkili ilişkilerde ya bir nişan halkası görüyorum, ya bir düğün olayı görüyorum. Bir hazırlık yapılacak sevgili dostlarım. Ve melek kartları diyor ki akışta kal. Sevgili baş melek Ariel, sevgili baş melek Mikail. Lütfen benim akışa güvenmeme, akışa teslim olmama yardım edin. Akışın tam da beni varmak istediğim yere götürdüğünden emin olmama yardım edin. Sevgili meleklerim ve perilerim, sevgili baş melek Mikail, baş melek Ariel, lütfen akış beni varmak istediğim yere götürsün diyebilirsiniz. Üçüncü desteği seçen sevgili dostlarım da aşk ilişkilerinde çok başarılılar. Ne diyelim? Aşk olsun. Çünkü aşk yaşamın gerçeği. Biraz sonra bir aşk ritüeli vereceğim size. Aşk tılsımı, aşk büyüsü vereceğim. Ayrılmayın benden. Hani
Kalbine aşk dolmayanlar, aşkı bekleyenler, sevgilisinden gereken ilgiyi görmeyenler, benden ayrılmayın. Biraz sonra ritüelim var. Hepinize güzel bir hafta olsun. Ben iyileştim, kefeni yırttım. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.